açıklama yapıyor. Önce o açıklamayı izleyelim, ardından programa devam edelim. Kadınlara faşizm uygulandı. Bunların onlarca fotoğrafını sizlerle paylaşabiliriz. Sizler de oradaydınız. Basın emekçileri de oradaydı. Ve bütün dünya kamuoyu basını bunu gördü. İstanbul'da gözaltına alınan Azerbaycan ve İtalyalı iki kadın sınır dışı edilme tehlikesiyle bugün yüz yüze. Ancak buna rağmen kadınlar 25 Kasım günü mücadele ediyoruz. İtaat etmiyoruz. Sizlere biat etmiyoruz. Mücadelemiz sonucunda bu faşist iktidarınızı yerle bir edeceğiz diyerek sokağa alana çıkmaktan vazgeçmedi. Geri adım atmaktan vazgeçmedi. Ankara'da kadınlar gözaltına alındı. Akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama biz biliyoruz ki bu ülkede kadına şiddet uygulayan erkekler ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezmeye devam ediyorlar. Bunların da onlarca örneğini sizlerle paylaşabiliriz. Ve yine bir devlet şiddeti garibe sonucunda yaşamını yitiren garibe gezerle ilgili kamuoyuna yansıyan videolarda da gördük. Garibe Gezer'in yaşamını yitirmesinden sonra takipsizlik kararı verildi ama verilen karar sonrasında basına düşen görüntülerde aslında Garibe'nin nasıl bir işkence gördüğünü hepimiz gözlerimizle gördük. Bütün kamuoyu gördü. İşte iktidarın kadınları için çizdiği çerçeve bu. Mücadele etmeyeceksiniz, biat etmeyeceksiniz, özgürlüğünüzü talep etmeyeceksiniz, şiddete karşı isyan etmeyeceksiniz, faşizme karşı isyan etmeyeceksiniz, savaşa karşı isyan etmeyeceksiniz diyerek 25 Kasım'da kadınlara saldırdı. Ve yine bugün 25 Kasım haftasında TJA'lı kadınlara yani Tevgere Jinen Azatlı kadınlara yani Kürt Kadın Hareketi'ne mensup kadınlara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Biz bu filmi... Bu senaryoyu daha önce çok gördük. Çok yaşadık bu ülkede. Her sıkıştığında kadınları hedefleyen, öncelikle kadınları hedefleyen, kadın mücadelesini hedefleyen diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ayakta durmanın yöntemini bu biçimde belirleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şu anda onlarca dosya hazırlanabilir. Gizli tanık, açık tanık, iftiracı beyanlarıyla kadınlar gözaltına alınıyor olabilir ama iktidarın esas nedeni faşizmin karşısında direnen kadınları sindirmek, mücadelelerini parçalamak, mücadelelerini bölmektir. Bugün Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanında kadınlar hedef alınıyor. Bugün itibariyle belki Kürt Kadın Hareketi özel bir hedef alınmış durumda. Ama bu aslında Türkiye'deki bütün kadın mücadelesine de yapılan bir saldırıdır. Sadece kadın mücadelesine değil, bugün kendi özgürlüğüyle toplumu özgürleştirme iddiasında olan, toplumun özgürlüğünün öncülüğünü yapan kadınlar nezdinde aslında topluma da verilen bir mesajdır. İktidar bütün kadınlara mesaj veriyor. Örgütlenmeyin, bir araya gelmeyin, itiraz etmeyin, mücadele etmeyin, erkek şiddetini sineye çekin, biat edin bana. Devletin ifadesi devlete ve erkeğe biat etmemizi istiyor. Toplum içerisinde kışkırttıkları erkeklerin her gün hedefi haline geliyoruz. Bugün bu ülkede her gün en az bir kadın katlediliyor erkekler tarafından. Onlarca kadın şüpheli bir biçimde bu ülkede yaşamını yitiriyor. Kadınlar tacize, tecavüze uğruyor, mobbinge uğruyor. Kadınlar yoksullukla yüz yüze, bunu çözmesi gereken iktidar bunun karşısında mücadele eden kadınları hedefliyor. Bunun karşısında mücadele eden kadınlara geri adım attırmaya çalışıyor. Her gün savaşı biraz daha derinleştirirken, savaşın en büyük faturasını kadınlara çıkartırken, savaş karşısında mücadele eden kadınları hedefliyor iktidar. Kadınlar sokaklara çıkıp bu bizim savaşımız değil dedikleri için bugün hedef alınıyorlar. Bu sizin iktidar savaşınız, bu sizin iktidar operasyonlarınız, bu devletin de değil, bu halkın da değil. Bekası değil, sizin beka savaşınız dedikleri için hedef alınıyorlar. Biliyoruz korktuklarını. Bu aslında korkunun da bir tezahürü olarak karşımızda duruyor. İktidar en çok korktuğuna saldırıyor bugün. Kadın mücadelesinden korkuyor. Çünkü bugün Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de kadın öncülüğünde açığa çıkan model bütün dünya kadınlarına armağan edilmiş bu devrim. Bütün halkların ortak umudu oldu. Kadınların ortak umudu oldu. Gelecek ortak yaşam umudu haline geldiği için bu kadar kadın mücadelesinden korkuyor ve saldırıyor. Bugün İran'da Molla rejimine karşı
her türlü saldırıyı, her türlü yönelimi göze alarak Jinjiang sloganlarını Rojhelat'ta, İran'da yükselterek bütün dünyaya bir felsefe haline getirdikleri için kadın mücadelesini hedef alıyor. Afganistan'da kadınların Taliban rejimine karşı biat etmediklerini, geri adım atmadıklarını gördüğü için kadın mücadelesini hedefliyor. Kadın mücadelesini hedefleyerek, kadınlara geri adım attırarak topluma biat ettirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama buradan bir kez daha ifade ediyoruz. HDP Kadın Meclisi olarak. Kadın mücadelesine hiçbir güç geri adım attıramayacak. Tek bir TCA'lı arkadaşımız, tek bir HDP'li kadın arkadaşımız, tek bir feminist kadın arkadaşımız, tek bir sosyalist kadın arkadaşımız kalana kadar bu mücadele devam edecek. Biat etmeyeceğiz. Bir daha ifade ediyoruz. AKP, MHP kadın düşmanı. Savaş iktidarına biz geri adım attıracağız. Bu iktidarı biz ortadan kaldıracağız. Hiçbir güç bunun önünde duramayacak. Ne polis barikatları. Evet, Ayşe Acar Başaran'ın kadınlara yönelik gözaltılara ilişkin açıklamasını dinledik. Biz ekonomi gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu bugün dış ticaret açığı verilerini açıkladı. Ekim'de %421.7'lik bir artış gerçekleşti. Dış ticaret açığı 7.9 milyar dolar oldu. İhracat artışı sadece %3 artarken ithalattaki artış ise %31.4 olarak gerçekleşti. Bununla ilgili bir haberimiz var. Önce haberimizi izleyelim, ardından verileri yorumlayacağız. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İthalat 2021 yılı Ekim ayına göre %31 artarak 29 milyar 202 milyon dolar seviyesine yükseldi. İhracat ise %3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar oldu. Ekim ayında 7 milyar 874 milyon dolarlık dış ticaret açığı oluştu. 2021 Ekim ayına göre dış ticaret açığı %422 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ekim ayında %93 iken bu oran 2022 yılı Ekim ayında %73'e düştü. Ocak-Ekim döneminde ithalat %39 artarak 300 milyar 443 milyon dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde ihracat ise %15 artarak 209 milyar 394 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim dönemindeki dış ticaret açığı bir önceki seneye göre %168 artışla 91 milyar 49 milyon dolar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde %84 iken bu oran 2022 Ocak-Ekim döneminde %70 seviyesine geriledi. 2022 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %95, tarım ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %2 oldu. 2022 Ekim ayında ara malların ithalat içindeki payı %80, sermaye mallarının payı %12 ve tüketim mallarının payı %9 oldu. Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İngiltere takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %31'ini oluşturdu. Ekim ayında ithalatta Rusya 4 milyar 989 milyon dolarla ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi sırasıyla Çin, İsviçre, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %46'sını oluşturdu. Evet, haberimizde de izledik. Dış ticaret açığı verilerindeki bozulma dikkat çekici. Şimdi bu ne anlama geliyor? %421'lik bir artış dış ticaret açığında. Bugün yine Artı Ekonomi'de iki değerli konuğum var. Hemen bu sıcak veriyi onlarla yorumlayacağız. Profesör Doktor Şenol Babuşçu Skype hattımızda. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Ve gazeteci yazar Erdal Sağlam yine Skype hattımızda. Erdal günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler.
Ben hemen ilk sözü Şenol hocama vereyim. Bu %421.7'lik artış ne anlama geliyor? İhracat 21.3 milyar dolar seviyesinde kalırken ithalatta da 29.2 milyar dolarlık bir gerçekleşme var. İhracat artışı çok sınırlı kalırken yine ithalat artışında ciddi bir yükseliş gözlemliyoruz. Bu verileri değerlendirerek başlayalım hocam. Buyurun. Dışarıda açığın Ekim ayında o kadar yüksek olmasındaki en önemli faktörler iki tane gözümüze çarpıyor. Birincisi kurdaki yavaşlama. Çünkü Ekim-Kasım aylarında son iki aydır dolar kuru veya döviz kurları stable gidiyor. Kontrollü bir şekilde götürülüyor. Dolar 18.60 civarına çakılmış vaziyette. Tabii ki dolar kurunun 18.60 civarında sabit gitmesi ihracatı azaltıcı, ithalatı arttırıcı etki yaratıyor. Temel neden olarak, birinci neden bu dışarıda açığının artmasındaki en önemli neden bu görünüyor. İkinci bir neden ise dışarıda açığındaki artışın dünya ekonomisindeki genel bozulmanın devam etmesi. Özellikle de Avrupa Birliği ülkelerindeki krizin sürmesi, krizin kış aylarında daha da büyüyeceği beklentisi. Avrupa Birliği ülkeleri çünkü bizim ihracatımızın önemli bir bölümünü yapıyor. Yani ihracatımızın önemli bir bölümü Avrupa Birliği ülkelerine. Avrupa Birliği ülkeleri ise krizde olunca tabii ki alım gücü azalması nedeniyle ihracat da daha düşük gerçekleşiyor. İthalat ise yükseliyor. Bu da dış ticaret açığının artmasındaki en önemli faktör oluyor. Teşekkür ediyorum hocam. Erdal, istersen seninle devam edelim. Şenol hocam dedi ki son birkaç aydır özellikle dolar kurunun 18.60 seviyesine bir şekilde demir atması ve sınırlı artış döviz kurlarındaki ihracatta azalış etkisi yaptı, tespitinde bulundu. Sen buna katılır mısın ve dış ticaret açığındaki bu yükselişi neye bağlamalıyız? Elbette en temel sebepler bunlar. Ama dünya şeyde emtia fiyatlarında ve petrol fiyatlarında beklenen düşüş olmadı. Bizim ithalatımızın büyümesinde bunun çok büyük etken olduğu görülüyor. Buna karşılık son iki ayda sepet kurun değer artışı ancak %4'tü. Bu normal ülkelere göre düşük, yeterli bir oran olabilir ama bizde yeterli değil. O yüzden de ihracatta rekabetçi olamıyor artık Türkiye son iki aydır. Ama en önemli sebep olarak Avrupa Birliği başta olmak üzere resesyonu sarmak gerekir. Dışarıdaki talep azaldı. İçeride kurların yanı sıra işletme sermayesi açısından da sıkıntılar var. Merkez Bankası ve BDDK'nın uyguladığı politikalar ihracat dahil fatura dışında kredi verilmesini engelliyor. Bu da yüksek enflasyon karşısında eriyen sermayelerin, öz kaynakların krediyle daha fazla karşılanmasına ihtiyaç var. Tüm bunlar birleştiğinde ortaya çıkan tablo 10 aylık 90 milyar dolar aşan bir dış ticaret açığı. Bu yıl sonuna gelindiğinde 100 milyar doları rahatlıkla aşacak. Geçen sene uygulamaya konan yeni ekonomik program temel amacı cari fazla vermekti. Ama bunun tam tersi oldu. Elbette Ukrayna-Rusya savaşının etkisi var ama yapılan plan zaten baştan yanlıştı. Mevcut üretim yapısıyla Türkiye'nin cari fazla vermesi mümkün değil. Buna bağlı olarak da enflasyon yükseldi. Buna karşılık cari açık yine büyümeye devam etti. Hı hı. Bu ekonomik programın fiyaskosu olarak çok açık gözüküyor.
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Erdal da konuşmasında bahsetti. Gerek Merkez Bankası'nın gerekse de BDDK'nın aldığı bir takım kararlar var. Bazı uygulama değişiklikleri var. Özellikle 2022 yılında çok fazla düzenlemede değişikliğe gidildi. Bunlardan en son Merkez Bankası'nın aldığı önemli bir karar var. Biraz o konu üzerinde konuşmak istiyoruz Şenol hocamızla da. Toplam mevduat içinde TL mevduatın payını %50'nin üzerinde tutamayan bankaların zorunlu karşılıklarına uygulanacak komisyonun %3'ten %8'e çıkarılması kararı. Bu sanıyorum çok kritik anlamlara geliyor. Onun dışında yine Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın özellikle kredilerle ilgili bir takım değişikliklere gittiğini biliyoruz. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Özellikle TL tutulması yönünde döviz hesaplarının miktarsal olarak ve oransal olarak azaltılması yönünde bazı çabalar var. Bunlar acaba önümüzdeki döneme ilişkin ne tür işaretler veriyor, ne anlama geliyor hocam? Buyurun buradan devam edelim. Hükümet gittikçe serbest piyasa ekonomisinden vazgeçip kontrollü piyasa ekonomisi veyahut da güdümlü piyasa ekonomisine doğru geçiyor. Bunun en tipik örneğini bankacılık sektöründe yaşıyoruz. Bankacılık sektörünü ve bankacıları, bankaları kendi hükümet politikalarında aracı olarak kullanıyor ve çok ciddi zorluyor. Bankacılar şikayetçi, tabii ki doğal olarak şikayet etmeleri de normal. Son aldıkları karar işte TL mevduatın payının toplam mevduat içindeki oranı %50'nin altında olan bankalara komisyon oranını %3'ten %8'e çıkarmaları bankacı sektörü için ciddi bir maliyet, ciddi bir yük getiriyor. Bu banka bazında bunda rahat olan bankalar var tabii. Kamu bankaları oranı tutturuyorlar, rahatlar. Ama büyük özel sektör bankalarıyla orta ölçekli bankalarda sıkıntı olabilecek rakamlar söz konusu. Burada bu mesaj da aslında komisyon oranını %3'ten %8'e yükseltmekle verdiği mesaj şu: bankacılar olarak, bankalar olarak bizi, politikaları destekleyin. Vatandaş dövize yönelmesin. Döviz getiren vatandaşı bozdurtmaya, dövizi bozmaya zorlayın ve TL mevduat yapmasını sağlayın. Destek olun hükümete bu konuda seçime kadar. Çünkü seçime kadar döviz kurlarında herhangi bir sıçrama istemiyor hükümet. Döviz rezervleri de yetersiz olduğu için döviz rezervlerini belli ölçülerde yurt dışı kaynaklardan arttırmaya çalışıyor. Çünkü geçtiğimiz 10 aylık süreç içerisinde döviz kurlarını stabil tutmasındaki en önemli etken KKMH gösterilmesine rağmen bence kamu bankaları kanalıyla Merkez Bankası'nın arka kapıdan yaptığı 10 ayda 100 milyar dolarlık satış etken oldu. 10 ayda 100 milyar dolarlık bir satışla döviz kurlarını son 10 ayda kontrolü götürürken önümüzde seçime 7 ay olduğuna göre 70 milyar dolara daha ihtiyacı var. Ama rezervlere baktığımızda 70 milyar dolar satılabilir bir rezerv yok. Bu kaynağın bir kısmını en azından bankacılık kesiminden sağlamak istiyor. Bankacılık kesiminin zorlayarak müşterilerin bu döviz bozmasından sağlamak istiyor bankalardan çok. Şu an toplam mevduatın TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı %46.7, 47'ler civarında, %3 civarında yabancı para mevduattan TL mevduata doğru geçiş gerekiyor. Bu da 200-250 milyar TL bir rakam, yani 15 milyar dolara yakın bir rakamın TL'ye geçmesi gerekiyor bankacı sektörünün baskılarıyla. Bankalara, müşterilere baskı yapın, TL mevduatı dönüşsünler. Birinci mesaj bu. İkinci mesaj ise bankalar olarak döviz mevduatı toplamayın. Gidin yurt dışından borçlanın. Sendikasyon kredisi alın. Yurt dışından borçlanın. Yurt dışından döviz getirin. Bu da rezervleri artırıcı bir etken olduğu için bankacıları yurt dışından borçlanmaya doğru yöneltmeye çalışıyor. Ama kısa vadede belki sorun olmasa da orta ve uzun vadede bankacı sektörüne ciddi zarar veren uygulamalar görüyoruz. Evet. Peki acaba şimdi bankacılık sektöründe aslında yüksek karlılık oranları görüyoruz.
Dikkat çekici bütün bu ekonomide, makroekonomik verilerdeki bütün bu bozulmalara rağmen diğer sektörlere göre görece daha yüksek karlılık oranlarıyla karşılaşıyoruz. Acaba bu seçime doğru giderken bu alanda, bu finansal ve bankacılık kesiminde bozulmalar görebilir miyiz? Seçime doğru giderken bir takım tabii bu son alınan kararlar bozulmalar yaratacaktır ama etkileri kısa vadede değil orta ve uzun vadede sektöre daha çok zarar verecektir. Burada krediler konusundaki getirdiği kısıtlamalar da bankacı sektörünün yüksek kar elde etmesinden ilk 9 aydaki karların yüksek olmasını hükümet gördüğü için, yüksek olduğunu gördüğü için karlılığı belli ölçülerde de düşürmek istiyor kendi politikaları doğrultusunda. Ama bankacı sektörünün karlılığı bence dile getirildiği kadar yüksek değil. Şu nedenle yüksek değil. %400'lerde artış oranına bakarsanız yüksek görünüyor ama baz alınan yıl, bir önceki yıl karlılık düşüktü pandemi nedeniyle. O nedenle çok yüksek bir artış görülüyor bu sene. İkincisi, bankacı sektörü yüksek öz kaynakla çalışan bir sektör. Yüksek öz kaynakla çalışması nedeniyle öz kaynak karlılığına baktığımızda yeterince karlı olmadığını görüyoruz. Enflasyonun %85.5 olduğu bir ülkede, ki yıl sonunda en az %70'lerde kapatacağız. Bu da TÜİK enflasyonu. TÜİK enflasyonunu %70'lerde kapatacağız. %70 enflasyonun olduğu bir ülkede bankacı sektörünün öz kaynak karlılığı %40'lı rakamlarda geziniyor. Yani reel bir karlılık söz konusu değil. Nominal olarak karlar yüksek görünse de bankacı sektörü gerçekten karlı değil. Evet. Kredi faizlerini son dönemde getirdiği sınırlamalar da bankacı sektörünün karlılığını da sınırlamaya amaçlayan uygulamalar olarak görülüyor. Evet. Erdal, seninle devam edelim. Gerek Merkez Bankası gerek BDDK tarafındaki uygulamalar seçimlere doğru gidiyorken ne anlama geliyor? Bundan sonrası için Şenol Hocam'ın da bahsettiği üzere tek haneli bir faiz, düşük faiz politikası devam edecek gibi gözüküyor ama enflasyonda da %85'ler seviyesindeyiz. Her ne kadar baz etkisiyle %70 seviyesine inmesi beklense de herhalde 2023 yılında 3 haneli rakamları tekrar görmemiz şaşırtıcı olmayacak. Ve tabii bütün bunlara ek olarak rezervlerdeki erime herkesin malumu ve sadece 2022 yılında Merkez Bankası'nın 100 milyar dolar civarında bir satış yaparak piyasaya müdahale ettiği de Reuters tarafından duyuruldu ve gerek iktidar tarafından gerekse de Merkez Bankası tarafından herhangi bir yalanlama gelmedi. Bütün bu tabloya baktığımızda genel anlamda değerlendirmelerin neler olur? Evet, hükümet belli ki seçime giderken şöyle bir plan kurmuş durumda ekonomide. Yüksek enflasyon nedeniyle yoksullaşma arttı, şikayetler arttı. Bunu giderebilmek için her şeyden önce enflasyonu görece daha düşük oranlara indirmek zorunda. Bunun için de kurları özellikle sabit tutmaya başladı. Kur artışı olmayınca enflasyondaki gerilemeyi arttıracağını düşünüyor. Geçen yıl Aralık ayından başlayan yüksek bir baz etkisi var. Bununla birlikte dediğimiz gibi %70'in biraz üzerinde Aralık sonu olacak. Ama ondan sonra yine Ocak, Şubat ayları da yüksek oranlardı. Bunlar da devreden çıkınca %60'lara doğru bir iniş olacak. Plan anladığımız kadarıyla bir an önce %50'li seviyelere fiyat artışlarını indirmek. Bu arada yılbaşında yapacağı yüksek oranlı zamlarla da dar ve sabit gelirlinin özellikle çalışan ve emeklilerin gelirlerini bir ölçüde telafi edecek, arttırmaya çalışacak ve seçime giderken işte enflasyonu daha önce faiz düşürdük, işte enflasyon düşmez diyordu. Onlar da onu da düşürmeye başladık. Efendim yoksul kesime gelir transferi yaptık diyerek böyle bir yola gitmek istiyor ve seçimlere böyle girmek istiyor. Anladığımız bu. Ama uyguladığı politikalar o kadar temelde düğme o kadar yanlış yerden iliklendi ki bir türlü dikiş tutmuyor açıkçası.
bir makro ihtiyati tedbir adı altında kurları korumak için hem bankaları zorluyor, hem vatandaşı zorluyor bu kanalla ve tercihlerine, geçen İş Bankası Genel Müdürü'nün dediği evet. gibi müşterinin tercihlerine bile müdahale ediliyor. Bu ileriye dönük çok büyük, Şenol Hoca'nın da dediği gibi riskleri arttırıyor. Yıl sonu itibariyle bankacılık çok karlı diyorlar. Hı hı. Yıl sonu itibariyle de yine yüksek karlar elde edebilir. Ama bankacıların dediği şu, ben kredi verdiğim zaman şeyin karşılığı olarak çok yüksek miktarda tahvil almak zorunda bırakılıyorum. 5 yıllık, 10 yıllık tahvil, devlet tahvilleri %9 faizle, 10 faizle bankalara mecburen satılıyor. Enflasyon yükselecek, faizler yükselecek ve ben bundan çok zarar edeceğim. Önümüzdeki dönem en büyük hedefimiz öz kaynaklarımızı koruyabilmek. Bu sene de kâr etsek bile diyorlar ve bu yüzden kredi vermeye yanaşmıyorlar. Evet. Şimdi tam tersi olacak benim gördüğüm kadarıyla. Zaten konut kredileri için söylentiler başladı. Aralık'ta konut kredileri düşük, faizleri düşürülecek, verilecek diye. Bundan sonra bankaları kredi vermeye zorlayacaklar. Çünkü büyüme de yavaşlıyor ve seçime girerken düşük büyüme rakamlarıyla da girmek istemiyorlar. Yani bir ucundan düzelteceğim derken o kadar yanlış politikalar uygulanıyor ki sürekli başka yerden bozuluyor. Bu sefer onu düzeltiyorlar, yine başka yerden bozuluyor. Ve ekonomiye yük çok yüksek miktarlara ulaşıyor. Yani seçime kadar idare edebilseler bile bu durumu, seçimden sonra kim iktidar olursa olsun çok büyük bir yük olacak ve asıl sorun kısmı yine dar ve sabit gelirliye çıkacak fatura. Geniş halk kesimlerine çıkacak çünkü zamlar, işte vergiler seçimden sonra mecburen şimdi verdiğini o seçimden sonra alacak yine. Bir popülizm döngüsüne girmiş durumdayız. Evet. Peki şimdi bankalar 2023 için öz kaynağımızı korusak yeterli noktasına geldik diye bir ifade kullandın. Acaba bütün bu ekonomideki çoklu krizler ortamına böyle bir kriz de eklenebilir mi genel seçimlere doğru gidiyorken? Yeni başka belki sıkı kontroller uygulanabilir mi? Daha önceki yıllarda gördüğümüz kadar derin olmasa da acaba bankacılık sektöründe yeni bir kriz uyarısı yapılabilir mi? Evet, yani kriz mi olur bilmiyorum ama seçime kadar bir süre kol bükerek, sopa göstererek götürmeye çalışacaklar. Bankacılık kesimi bundan çok şikayetçi. Uzun yıllardır hiç şikayet etmemişti ama yoğun olarak başladı şikayetler. Mecburen yaptırımlar elinde olduğu için uymak zorunda, ne kadar itiraz etseler de uymak zorunda hissedecekler. Ama seçim sonrası bütün politikaların alt üst olması kaçınılmaz. Yani böyle gitse bile ne kadar gidecek? Evet. Kit zamları tutuluyor, subvansiyonlar artmış, bütün bunlar seçim sonrası yeniden gelecek. Hı hı. İşte bu yüzden belki de son dönemde Nisan'ın başında seçim yapılır mı sözleri çıkmaya başladı. Yani daha uzun süre götürülemez belki diye ekonomik nedenlerle böyle bir yola gidebileceği konuşulmaya başlandı. Yük ağırlaşıyor. Seçime kadar idare etmeye çalışacaklar. Evet. Özellikle kurlar açısından kritik. Çünkü döviz ihtiyacı çok fazla. Götürebilseler bile seçimden sonra tufan gibi gözüküyor. Evet. Şimdi tabii seçimlere doğru giderken aslında belki 7 ay çok az bir zaman dilimi olarak görülebilir ama bu türlü bir ekonomiyi o zamana kadar döndürebilmek kolay bir şey değil sizlerin de değindiği üzere. Tabii iktidarın seçim öncesi para bulma faaliyetleri de yoğunlaştı. Son birkaç günün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu. Özellikle Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'nda açılacak olan bir
mevduat hesabına 5 milyar dolar yatıracak olması, bunun yönünde bir anlaşma olduğu yönünde açıklama geldi. Yine aynı şekilde Katar'dan da 10 milyar dolarlık bir kaynağın geleceğini öğrendik. Bunun 2-3 milyar dolarlık kısmının yine Eurobond şeklinde geleceği söylendi. Daha önce de Türkiye swap yöntemiyle bazı ülkelerden, körfez ülkelerinden bu tür anlaşmalar yapmıştı. Fakat şimdi yaptığı anlaşmaların içeriğinin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar, ben Şenol Hocam'la devam etmek istiyorum. Hem bu para arayışları, özellikle körfez ülkelerinden gelecek olan paralar ne anlama geliyor? Böyle Merkez Bankası'nda mevduat hesabı açmak gibi yöntemler nedir? Bunu bir soralım önce. Ve bunlar için ne kadar faiz ödeniyor, ödenmiyor mu? Ne tür anlaşmalar var? Bunlara dair bilgimiz var mı acaba? Buyurun lütfen devam edelim. Konuşmamın biraz önceki bölümünde de belirttiğim gibi son 10 aydır, yani 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren Merkez Bankası döviz kurlarını kontrollü bir şekilde götürmek için, siz de söylediniz, Reuters'ın haberine göre 98 milyar dolar satış yaptı 10 aylık süreçte. 10 ayda yani 100 milyar dolar satış yaptı ve kurları bu şekilde kontrollü götürdü. Yine biraz önce vurguladım, önümüzde 7 ay olduğuna göre 7 ayda aylık 10 milyar dolardan 70 milyar dolar dövize ihtiyaç var. Şimdi dövizi nereden bulabilir, nereden bulamaz diye baktığımızda, bu 7 aylık süreçte doğrudan sermaye yatırımlarıyla döviz girmesi mümkün değil. Yani yabancı gelip ülkemizde fabrika satın alacak veya fabrika yatırımı yapacak hali yok bu 7 aylık süreçte. Bu kapı kapanmış vaziyette. İkinci kapı portföy yatırımları. Yani borsaya gelip yabancının parayı bozdurup hisse senedi alması veya devlet tavizini burası alması. Bu da mümkün değil. Zaten yabancı çıkmış vaziyette borsadan. Kısa vadede seçime kadar da güven olmadığı için geleceğini düşünmüyorum. Üçüncüsü swap anlaşmaları ile kaynak bulunmasıydı. Swap anlaşmaları ile çok çaba sarf etmesine rağmen hükümet yeterince kaynak bulamadı. Hala arayışta ama swap anlaşmalarını yapacak ülke bulamıyoruz. Üçüncü kapı da kapandı. Dördüncü kapı yurt dışından borçlanma. Yani Londra, New York gibi uluslararası piyasalardan borçlanma. Onu bir 15 gün önce denedi. 1,5 milyar dolar borçlandı. 1,5 milyar dolar 70 milyar doların yanında çok küçük bir rakam. Ve borçlanmada da %10 faiz ödeyecek. %10 faiz gerçekten ülkede yurt dışı TL faizi %9, her ne kadar gerçekçi bir faiz olmasa da TL faizi %9 iken yabancı piyasalara siz %10 dolar faizi veriyorsunuz. Bu gerçekten korkunç bir rakam. Yeterince borçlanma için kaynakta, borçlanma yoluyla kaynakta temin edemeyeceğini anlayınca yine Arap ülkelerine döndü. Katar ve Suudi Arabistan, işte Suudi Arabistan 5 milyar dolar, Katar ise 10 milyar dolarlık bir destek sağlayacağını beyan ettiler. Bunlar yalnız daha önceki swap anlaşmalarına veya da borçlanmalara göre farklı bir kaynak. Suudi Arabistan mevduat yapacak. Katar ise DIPS, Eurobond satın alacak. Merkez Bankası'nın rezervlerini artırıcı görünüm sergileyecek bu kaynaklar ama elinizde kullanacak para olmayacak. Veya kullanacak para, özellikle mevduat, Suudi Arabistan'ın mevduatını kullanma şansınız pek yok. Katar'ın ise Eurobond'unu belli ölçülerde kullanma şansınız var. Bunda Merkez Bankası değil, hazine kullanabilecek. Böyle bir borçlanma şekli düşünmüş oldu. Ama palyatif çözümlerle 5-10 milyar dolarlık bu kaynaklarla seçime kadar götürüp götüremeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Bıçak sırtı bir dengede gidiyor. Götürebilirse, kurda herhangi bir sıçrama olmadan götürdüğü takdirde o oranını artırmayı planlıyor ama kurda bir sıçrama olursa oyların azalacağını kendisinin de farkında hükümet. Evet. Erdal, seninle devam edelim. Hem bu Merkez Bankası rezervlerine dair geleceğe dönük neler beklemeliyiz? Bu körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmaları senin de değerlendirmeni isteyeceğim. Ayrıca konuşmasında iki defa dikkat çekti Şenol Hoca. Acaba kurda bir sıçrama,
Tabii bu kurdaki yükseliş her zaman Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı olmuyor. Küresel anlamda yaşanan bir takım gelişmeler de kurda yükselişi tetikleyebiliyor. Dolayısıyla kurda bir yükseliş trendine girebilir miyiz, girer miyiz? Ve bu rezervlerle ilgili olarak iktidar seçime doğru giderken nasıl bir politika uygulamayı düşünüyor? Bunlarla devam edelim istersen. Evet, Körfez ülkeleri, Rusya'dan sonra Körfez ülkelerinde seçim için destek geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyebiliriz. Evet. Çok daha yüksek rakamlar isteniyordu ama bunlar olmadı. Ama piyasaların algısını düzeltmek için belirli miktarda kaynaklar tahsis edildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de buna katılacağını duyuyorum. Suudi Arabistan ve Katar'ın yanı sıra daha çok önce fazla yapılmıştı swap Birleşik Arap Emirlikleri ile, değil mi? 5 milyar dolar civarında. Evet. Evet. Bu furyada o da biraz katkı verecek gibi gözüküyor. Yakında onun da şeyi çıkar. Ama dediğimiz gibi dökme suyuyla değirmen dönmüyor. Bunlar brüt döviz rezervlerini arttıracak. Net kullanılabilir rezervlerde o sıkıntı devam edecek. Şimdi birkaç türlü düşünmek lazım. Bir, dış ticareti açıkladık. Bundan evet. Sonra da dış ticaret açığının büyüyeceğini göreceğiz. Şimdiye kadar turizm döviz gelirleri, turizm iyi bir sezon geçirdi. Döviz gelirleriyle bu açığın bir kısmını kapatabiliyorduk. Bunun kış aylarında olması mümkün değil. İki, sendikasyon kredileri bankaların %60-70 oranında rollover ettiler. Yani 100 liralık borçları varsa bunun ancak 60 lirası için yeniden borç aldılar. Oradan da bir döviz açığı oluştu. Türkiye'ye döviz arzında bir açık oluştu. Bütün bunlar bir yandan büyüyor. Önümüzdeki dönemde ilk Mart sonuna kadar yine geri ödemelerde kısmen yoğun bir dönem. Burada bir döviz ihtiyacı olacak. Ve döviz açığı büyüdükçe rezervler üzerindeki baskı yeniden artmaya başlayacak. Ama bu ne olacak? Yeni bir kaynakta bulacaklar mı? Orayı bilmiyoruz. Hmm. Bu plan şeffaf olmayan bir süreçle yürütülüyor. Evet. Bunu bilmiyoruz. Artı olarak buradan matematik olarak bu dengeyi bulsa bile hala Rusya ile Amerika ilişkileri, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri nedeniyle yaptırımlar riski hala başımızın üstünde sallanan bir kılıç. Yani Şubat'tan sonra Şubat-Mart gibi savaşın alacağı şekle göre ve ilişkinin durumuna göre yaptırım riski de var. Yani yaptırım gelirse zaten kurları tutmak Wright Bronson'da olduğu gibi pek mümkün olmaz. Yani risk büyük. Buna rağmen seçimlere kadar bu işi götürmeye çalışacaklar ama götürüp götüremeyecekleri henüz belli değil kurlar evet. Konusunda. Evet. Son birkaç dakikamızda aslında ben şu net hata noksan meselesini de konuşalım istiyorum. Önce Şenol Hocam'a sorayım. Şimdi Türkiye'nin gri listeden kara listeye alınması konusunda bir tartışma açıldı geçtiğimiz günlerde. Şu an için Türkiye gri listede bulunuyor kara parayla mücadele konusunda. 25 milyar dolara revize edilmiş bir net hata noksan var. Bu konuyla ilgili herhangi bir uyarı, herhangi bir değerlendirme gelmedi bizim tarafımıza dedi Bakan Nebati. Ama bu net hata noksan sürdürülebilir bir durum mu ve Türkiye'nin başına tam da seçimlere gidiyorken acaba yeni bir dert açabilir mi hocam? Bu konuda ne düşünürsünüz? Sürdürülebilir bir durum değil tabii ki. Her an sıkıntı yaratacak bir rakamlar. Rakamlar oldukça büyük. Bir düzeltme yapıldı 25 milyar dolar sizin de söylediğiniz gibi ama düzeltme yeterli değil. Özellikle Rusya'dan kaynaklı büyüme var tabii net hata noksanda. Öyle tahmin ediyoruz. Tabii net hata noksan kavramı ödemeler dengesi bilançosunda konuşulduğunda genel olarak çok iyimser bakılan bir rakam değil. Kayıt dışı ve
kayıt dışı benzeri yasak uygulamalarından gelen paralar olarak nitelendirildiği için çok sevimli görünmüyor. Umarım önümüzdeki dönemde rakam azalma sürecine girer ve tehlike yaratmaz diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Erdal, seninle de bu konuda bir iki cümle edelim son birkaç dakikamızda. Evet, Bakan Nebati bize uyarı gelmedi diyor. Ama OECD'nin bu Taft komisyonu zaten Türkiye'nin gri listeden çıkabilmesi için, beyaz listeye girmesi için yapılması gerekenleri sıraladı. Bütün bunları yapmadığımız için hala gri listedeyiz. Ben kısa süre içerisinde bir kara listeye girmenin olacağını sanmıyorum. Ama gri liste zaten yeterince kötü bir pozisyon. Bu birlikte bulunduğumuz ülkelere bakarsak gerçekten Türkiye'nin algısı açısından çok kötü bir pozisyondayız. Bunun için son dönemde gündeme gelen kaçakçılıkla ilgili, uyuşturucuyla ilgili, ticaretle ilgili, uyuşturucu ticaretiyle ilgili haberlerin etkisi tabii ki büyük. Bütün bunlar net hata noksanın büyümesine yol açıyor mu, açmıyor mu bunu bilmiyoruz. Ama şüpheleri arttırıyor ve yurt dışında gerçekten hem risk primimizi, Türkiye'nin risk primini de arttıran bir şey oluyor. Bir de şunu söylemek lazım. Biz gri listede oldukça Türkiye'ye sermaye getirmesi konusunda çekimserlik devam edecektir. Mutlaka buradan gerekli tedbirlerin alınıp çıkılması gerekiyor. Bu açık ve bunun için yapılması gerekenler de bellidir. Bakan Nebati'nin dediği gibi bize uyarı yok filan değil. Zaten uyarılar yapıldı. Düzeltmesi bekleniyor Türkiye'nin. Doğru. Evet. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Şenol Babuşçu ve gazeteci yazar Erdal Sağlam. Hem programa katıldığınız için hem de değerlendirmeleriniz için. Evet, bugün Artı Ekonomi'de dış ticaret verilerini değerlendirdik ve yine ekonomide yaşanan son gelişmeleri konuklarımızla ele aldık. Bugün de Artı Ekonomi'nin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.